Merhaba Şef.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda EvoTab X97 3G adlı tablet modeliyle karşınızdayız. İncelediğimiz tablet uygun fiyatı, 3G desteği ayrıca güzel hediyeleriyle dikkat çekiyor. İncelediğimiz ürünle beraber kalitesi yüksek seviyede bir deri kılıf geliyor. Deri kılıfı şu şekilde görüyorsunuz. Malzeme kalitesi başarılı. Özellikle iç tarafında şu kaplama yerini ve kenarlarının süet gibi yumuşak malzemeden yapıldığını söyleyebilirim. Yani daha önceki EvoTab modellerinden daha kaliteli bir kılıfla beraber geliyor. Ekstradan kılıf alma derdiniz yok. Ayrıca ürünün içerisinden zengin bir kablo içeriye geliyor. USB OTG desteği mevcut. Kulaklık geliyor. Ayrıca HDMI kablosu da geliyor. Mini HDMI'yi normal HDMI'ye çeviriyor. Böylece filmleri etkileyici bir şekilde cihaz üzerinden izleyebiliyorsunuz. Ürünün en önemli noktalarından bir tanesi uygun fiyatıyla beraber 3G desteği ve 4 çekirdekli işlemcisi. ARM Cortex A7 tabanlı MediaTek 8389 adlı işlemci kullanan ürün 1.2 GHz hızında çalışıyor. ARM Cortex A7 düşük güç tüketimiyle dikkat çeken bir mimari. Özellikle düşük güç tüketimi ve bu düşük güç tüketimini çok da performanstan kaybetmeden sağlıyor. Bu yüzden 4 çekirdekli işlemci ARM Cortex A15 gibi yeni nesil işlemcilerin çift çekirdeği neredeyse performans gösterebiliyor. Yaklaşık 500-550 liraya alacağınız bu üründe bu performansı bulmanız etkileyici. Zaten performans testlerine de değineceğiz. Ürünün ekranı 9.7 inç büyüklüğünde. 9.7 inç büyüklüğündeki ekran 1024'de 768 piksel çözünürlüğünde, bu da birinci ve ikinci nesil iPad modellerinden hatırlayacağız. Piyasada hala ikinci nesil iPad satılıyor. Bu ekran çözünürlüğü hala yaygın olarak kullanılıyor. Tabii ekran çözünürlüğü özellikle 1280x800 gibi bir değer olabilirdi. Ama bu ekran çözünürlüğü de gayet yeterli bir deneyim sunduğunu söyleyelim. Ürünün en büyük özelliği 3G bağlantısı. 3G bağlantısı sayesinde Vodafone, Habeya, Turkcell fark etmez. SIM kartınızla beraber eğer internet paketiniz varsa her yerden internete girebiliyorsunuz. Ayrıca üründe Bluetooth 4.0 ve wireless gibi günümüzdeki kablosuz bağlantılar da bulunuyor. Ürünün diğer donanımsal özelliklerine geçecek olduğumuzda 1 GB DDR3 tabanlı RAM mevcut. Standart Android arayüzünü kullandığı için RAM kullanımı başarılı. Yani 1 GB RAM yeterli bir performans sunmamızı, deneyimlememizi sağlıyor. Üründe ayrıca Android 4.2.1 Jelly Bean işletim sistemi kuruluyor. Yeni çıkan, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Android 4.3'ten sonra en yeni işletim sistemi sürümü. Yani bu sürümle beraber belli bir süre, uzun bir süre en güncel Android versiyonunu kullanacaksınız. Bu da zaten piyasada satılan yeni nesil pek çok tablette kullanılıyor. Hatta pek çok tablet daha Android 4.2'ye geçmemiş durumda. Bu konuda da büyük bir avantaj. Üründe 16 GB'lık dahili hafıza var. Bu dahili hafızanın yaklaşık 14 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Bu 14 GB'lık hafızayı ayrıca micro SD ile artırabiliyorsunuz. Micro SD'ye ürüne müdahale etmeden uygulama yükleyemiyorsunuz. Ayrıca root yapıp uygulama yükleyebilirsiniz. Çeşitli programlarla uygulamalarınızı oraya aktarabiliyorsunuz. Ürünün ağırlığına bakacak olduğumuzda 480 gram ağırlığında olduğunu görüyoruz. Çok ağır bir yapıda değil. İncelemede gelelim cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesine. İncelediğimiz cihaz 3G özelliğine sahip. 3G özelliğiyle beraber zaten fiyatına göre bir fark oluşturuyor. Fakat Türkiye'de ilk bir özelliğe sahip. Nedir bu özellik diyecek olursanız cihazın üst kısmında çok güzel gizlenmiş bir anten bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir anten var. Bu anteni çıkardığınız zaman direkt doğrudan yaklaşık şu şekilde çıkardığınız zaman karasal yayın desteği sunuyor. Yani kılçık anten diyorduk biz onu eskiden. Karasal yayını destekleyebiliyor. Direkt içerisinde dahili bir uygulama var. Bu uygulama sayesinde televizyon izleyebiliyorsunuz. Hemen sizlerle beraber uygulamayı çalıştıralım. Direkt burada Analog TV diye bir uygulama var. Analog TV cihazını açıyoruz. Yer seç, tara diyor. Biz tarayalım. Yer seçelim Türkiye'yi. Şimdi tara diyor. Şu anda tarama bitti, kanallar karşımızda. Yavaş yavaş tarayalım. 69 tane kanal çekiyor. Şu anda ATV var. Sine 5 var. Kanal D. Tabii bu bulunduğunuz yerle ilgili yayın kalitesi daha da artabiliyor. Hatta net kanallar da var. Bu kanallardan özellikle cama yakın açık havalarda daha netlik olabiliyor ya da yüksek yerlerde daha da
net bir görüntü oluyor. Özellikle yurtlarda televizyonu olmayan kişilerin hani belki yararlanacağı bir özellik. Mesela şu anda NTV Spor. Pek çok karasal yayını çekebiliyor. Tabi bu antenle de biraz ayar yapabilirsiniz. Böyle antenin konumunu biraz değiştirerek netlik sağlayabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz bir kılçık antenle televizyon izliyorsunuz. Bu cihazın artı özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer özelliği de cihazda FM radyo özelliği var. Şuradan sesi direkt kontrol edebiliyorsunuz. Sesi kapatabiliyorsunuz. Ayrıca galeride ekran görüntüsünü kaydedebiliyorsunuz. Yani bir filmde bir televizyon görüntüsünü doğrudan kaydedebiliyorsunuz. Bu da faydalı bir özellik olarak dikkat çekiyor. Biz bu analog TV uygulamasını kapatalım ve diğer önemli özelliklerden biri olan FM radyo özelliğine gelelim. Genelde tabletlerde FM radyonun olmadığını biliyoruz. Bu cihazda FM radyo desteği bulunuyor. Özellikle cihaz içerisine gelen kulaklığı kullandığınız zaman FM radyoya bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca 3G destekli bir tablet olduğu için GPS de bulunuyor. Böylece Google haritalardan nerede olduğunuzu, nasıl gideceğinizi GPS üzerinden oldukça rahat bir şekilde bulup gösteriyorsunuz. Zaten GPS test kısmından da cihazın GPS desteği nerede olduğu gibi bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Bu da GPS'in olduğunun en büyük kanıtı. Evet, geçelim performans testlerine ve performansına. Üründe özellikle oyun için yani en önemli bileşenlerden biri olan grafik işlemci konusunda başarılı bir grafik işlemciye yer verilmiş. PowerVR SGX544MP kullanılıyor yani. Toplu çekirdekli PowerVR SGX544 çekirdeği kullanılıyor. Bu da oyunlarda yeterli bir performans bulmasını sağlıyor. Özellikle 1024x768 piksel çok yüksek bir çözünürlük olmadığı için oyunlarda zorlanmadan bu zaten güçlü grafik birimini çalışmasını sağlıyor. Özellikle Real Racing 3 gibi oyunları ya da Need for Speed Most Wanted, Asphalt gibi oyunları zaten destekliyor, yükleyebiliyorsunuz. Başarılı bir performansla kullanabiliyorsunuz. Bu üst seviye oyunları kenara bırakacak olursak Dead Trigger ya da Temple Run Oz gibi orta grafik isteyen, orta grafik gücü isteyen ama görsel deneyim açısından güçlü oyunları da rahat bir şekilde oynatabiliyor. Dilerseniz performans testlerine bakalım, rakiplerine göre nasıl şeyler başarmış. İlk testimiz OpenGL ES2 tabanlı Nenemark 2. Burada 44.7 FPS'lik bir skor alıyor. Bu da açıkçası daha önce incelediğimiz EvoTap modelinin de üzerinde bir skor almış. Yeterli bir skor diyebiliriz. Diğer testimiz Browser Mark 2. Browser Mark 2'de 2212 puan almayı başarıyor. Ve böylece pek çok cihazı da geride bırakıyor. Özellikle iPad mini'nin neredeyse ensesine kadar gelmiş diyebiliriz. Son testimiz Geekbench. Geekbench'te de 1307 puan alıyor. 1307 puan iyi bir puan. Özellikle Tegra 3 işlemcili cihazlara yaklaşmış bir puan. Ayrıca iPad mini de bu testte 762 puan alıyor. Yani iPad mini de Geekbench testinde geride bırakmayı başarıyor. Son olarak ekranından bahsedelim. Test programlarında da sorunsuz bir şekilde 10 parmakla multitouch deneyimi sunduğunu söyleyelim. Ürünün performans testlerine baktık. Performans testlerinde gayet başarılı. Özellikle 4 çekirdek işlemci, güçlü grafik işlemci ve iyi optimize edilmiş işletim sistemini bize yansıtıyor. Günlük kullanımda da tabii 2 GB RAM'in rahatlığını sunmasa da 1 GB RAM'li bir tabletin olabileceği kadar performanslı bir şekilde çalışıyor. Günlük işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ürünün gelelim bir diğer özelliğine. Çift kamerası bulunuyor ürünün. Üründe arka kısımda 5 megapiksellik bir kamera var. Ön kısımda ise VGA çözünürlüğünde yani 0.3 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yerleştirilmiş. Görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Arka kamerada ortalama seviyede bir kaliteye sahip LED flash desteklemediğini de söyleyelim. Ürünle ilgili kısaca özetlemek gerekirse uygun fiyata 3G modelli bir neredeyse 10 inçlik bir tablet alıyorsunuz. 9.7 inçlik bir tablet alınıyor. 3G destekli modellerin esasında çok daha yüksek fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Uygun fiyatlı, yüksek performanslı 3G desteğine sahip bir tablet almak istiyorsanız incelediğimiz EvoTap X97 3G modelini alabilirsiniz. Ürün hafif yapıda, ayrıca kalite konusunda da biraz kendini geliştirmiş. Özellikle alüminyum kasa kalite hissini arttırıyor. Üst taraftaki zaten anten üst kısmı yerleştirilmiş bir plastik bantla saklanıyor. Ayrıca sim kapağı bir kapakla gizlenmiş.
giriş çıkış portlarının zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Yani kısacası ürünün kalite konusunda pek bir negatif eksiği yok. Açıkçası maksimum bu kadar fiyatlara çıkabiliyorsunuz. 550-599 lira bandında bir fiyata çıkabiliyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Tabii daha yüksek fiyatlara çıkınca başka modeller olabilir. Ama maksimum verebileceğiniz bu fiyatlarsa bu tableti bir değerlendirip gidin bir teknoloji mağazasında kullanın derim. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.